Erdal Özil'e göre 1 Nisan itibariyle ekonomide ne olması muhtemel? Neler olacak gibi görünüyor? Bugünden ne anlıyorsunuz, ne öngörüyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin önünde tek bir seçenek var. Gelir gider dengesi tarafından bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin hem TL'ye ihtiyacı var ve bu TL'yi basmaması gerekiyor. Likidite fazlası yaratmaması gerekiyor ki enflasyonu kışkırtmasın. Burada vergi toplaması gerekiyor. Mevcut vergi toplamada ne kadar başarılı hükümet? Bütçenin hedeflerini tutturabiliyor mu? Buraya bakmamız gerekiyor. Ben çok ihtimal vermiyorum. Özellikle seçim sürecinde olduğumuz için son günlerde ciddi bir harcama var. Özellikle partilerin siyasi çalışmalarına baktığımız zaman burada da ciddi harcamalar var. Diğer taraftan bir seçim ekonomisi yönetildiğini hepimiz biliyoruz arka planda. Seçimden sonra bir sıkılaşma sürecine illaki tekrar girilecek. Faiz, yüksek faiz ortamına yeniden girilecek. Bana göre ben yeni vergi türleri geleceğini düşünmüyorum. Ama şunu ifade etti Sayın Mehmet Şimşek, dedi ki ben KDV artışı yapmayacağım. Ama %20 dedi, orada ince bir nokta var. %1 ve %10'luk KDV dilimleri var Türkiye'de. Bunlar %20'ye çekilir ise neler olur? Bütçeye ne kadar katkısı olur? Bence çok ciddi bir katkısı olacaktır. Buraya yoğunlaşacaktır. Sayın Mehmet Şimşek iktisatı, ekonomiyi çok çok iyi bilen birisi. Bunu neden söyledim? Vergilerde böyle şok artışlar olması, yüksek vergilerin olması vergi kayıplarına sebep olur. Yani kayıt dışı ekonomiyi teşvik eder. Bunu riske edeceğini düşünmüyorum. Ancak KDV oranlarında ve ÖTV oranlarında bazı değişiklikler yapacaklarını ve bazı yüklenmeler olacağını düşünüyorum. Şuradan umudu kesmiş olmaları gerekiyor. Bordrolu çalışanlardan ya da artık küçük esnaftan alacaklarıyla ekonomideki bu krizi düzeltemeyeceklerini biliyorlardır. Burada bazı reformlar illaki yapacaklar. Ama bu süreç içerisinde ne yazık ki fakirleşme süreci, özellikle dar kesimdeki fakirleşme süreci daha da devam edecektir 1 Nisan'dan itibaren. Bakın, doları baskılamak için ciddi bir maliyete katlanıyor ekonomi yönetimi. Son rakamlara baktığımız zaman 5 milyar dolarlık bir kayıp var Merkez Bankası'nın rezervinde. Bu para nereye gitti? Dolardaki kur artışlarını engellemek için piyasaya bir şekilde bu pompalanıyor. Seçimden sonra bunu yerine koymanız gerekiyor. Daha da üzerine eklemeniz gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bu işi? Çözümsüz bir noktaya gidiyoruz. Ne yazık ki ben seçimden sonraki süreç içerisinde ne yaparlarsa yapsınlar, ekonomi yönetimi maliye politikalarını devreye sokmadığı sürece, kayıt dışı ekonomiyi engellemediği sürece, serveti vergilendirmediği sürece, şirketlerinin bilançosunda 67 tane evi olan firmaları incelemediği sürece, burada arkadaş sen hangi işi yapıyorsun, ne iş yapıyorsun da senin şirket bilançonda 67 daire var? Bu demirbaşlarda mı yoksa ticari mallar hesabından mı kayıtlı? Muhasebeyi bilen insanlar ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaktır. Burada bu tarz işletmeleri, bu tarz şirketleri inceleyip de bunları vergilendirmediği sürece herhangi bir sonuca ulaşamaz. Eğer planladıkları gibi ÖTV'de, KDV'de düzenleme yaparlarsa fakirlik oranını daha da arttıracaklar demektir. Ben 1 Nisan için öngörülerimi aylar öncesinden söyledim. Ben seçimden sonrası için dolar kurunda ciddi artışlar bekliyorum. Bu yıl içerisindeki artış beklentimde inanın korkutucu seviyelerde. Kur artmaz ise bunu engellemek için uygulayacağı yöntemler ne yazık ki halkı daha da fakirleştirecek yöntemler. Bunun da altını çizeyim. Yani kur artışlarından halkın korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kur artışını engellemek için ciddi bir maliyete katlanıyor ekonomi yönetimi. Ülkemize döviz girişi yok. Yaz sezonuna bel bağladık. Turizm sezonu açıldığı zaman ülkeye döviz gireceğiz diyoruz. Yani bir tek turizmle dönecek kapasitede bir ülkemiz yok. Biz Yunanistan değiliz, küçük bir ülke değiliz, 10 milyonluk bir ülke değiliz. Sadece turizm gelirleriyle siz ekonomiyi yönetemezsiniz. Katma değerli ihracat yapmanız gerekiyor. Arz talep dengesini bir an önce kurmanız gerekiyor. Kayıt dışı ekonomiyi kayda almanız gerekiyor. Pek çok yöntemi var bu işin. Saatlerce konuşuruz, saatlerce anlatırım. Ama eminim ki bizim anlatmamıza gerek yok. Sayın Mehmet Şimşek de bu durumun farkındadır. Siz yayının başında bir şey söylediniz ya da bir önceki yayında, çok özür diliyorum yanlış da söylemeyeyim, Sayın Mehmet Şimşek göreve devam edecek mi etmeyecek mi tartışmaları da gündeme ne yazık ki geliyor. Siz bu kadar istikrarsız, güven sarsan bir ortamda yabancı yatırımcıyı bu ülkeye çekemezsiniz. Bir izleyici sorusuyla kapatayım. Manşetlerimizde işte markette kartla harcama tutarlarının ikiye katlandığı, 4 milyon kadar hanenin yardım olmaksızın ısınamadığı, bunu da elektrik faturalarındaki yardım payından anlıyoruz. 4 milyon hane kartlı harcama markette ikiye katlanmış. Nasıl yansır bunlar? Evet, bir yerel seçim, bir genel seçim değil ama Erdal Özel özellikle de büyük şehirlerde nasıl yansıyacağını düşünüyor? Karar mekanizması insanların.
Evet, uzun zamandan beri insanların geliri, nüfusun %80 için konuşalım, %20 için hitap etmiyorum ben. Onlar haklarının savunmasına da ihtiyaç duymayan kesim zaten. %80 için söyleyelim, gelirleri giderlerini karşılamıyor. Ne yapıyorlar? Kredi çekiyorlar, kredi kartlarını kullanıyorlar, nakit aktarımı yapıyorlar. Belli bir noktaya geldikleri zaman kredi çekip bu kartların tekrar limitini açıyorlar. Bu şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Siz bunu engellediğiniz zaman insanlar market harcaması yapmayacaklar mı? Yani eninde sonunda yapacaklar. Ne yapacaklar? Kiloyla değil de taneyle alacaklar. Sağlıksız beslemeye devam edecekler. Bu göze alınabilecek bir şey değil. Ben bir şey hatırlatmasını yapayım. Burada Twitter'da da çok fazla yazıldığını söylediniz siz. Sayın Fatih Karahan göreve ilk geldiği zaman şu cümleyi kurdu. Dedi ki kredi kartlarıyla ilgili biz bazı şeylerin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Düzenleme yapacağız dedi. Biz yorumlar yaptık. Neler yapılabilir? Yıllarını bankacılık sektörüne vermiş bir insan olarak ben kredi kartında Merkez Bankası'nın hangi önlemleri alabileceğini biliyorum. Buna göre yaptım yorumlarımı. Ama Sayın Mehmet Şimşek ne dedi? Bunlar manipülasyon yapıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. İyi de biz söylemedik bunu. Sayın Fatih Karahan söyledi. Şu anda da aynı yere geldik. Vergiyle alakalı kısma da aynı yere geldik. Bakın nakit kredi kartında nakite hem yüksek faiz hem de taksit sınırlaması getirdiler. Ben daha önceki yayınlarda şu cümleyi sarf ettim. Zombi şirketler. Ne yazık ki zombi şirketlerin yanına zombi bireyler de ekleyeceğiz. Borçla hayatını sürdüren kesimin borç bulmasını engellerseniz bireysel bataklara sebep olursunuz. Çünkü insanların gelirini arttırmıyorsunuz. İnsanlar bunlar gizli bilgilerde değil. Siz biraz önce söylediniz ama girdiğiniz zaman Bankalar Birliği'nin sitesinde kredi kartlarının adetinden hangi sektörlerde ne kadar harcama yapıldığına kadar ay ay bütün bilgilere ben ulaşabiliyorum. Bütün vatandaşlar ulaşabilir. İnsanlar sadece karnını doyurmak için ya da eğitim harcaması için ya da tekstil harcaması için ayakkabı almak için kullanıyor kredi kartını. Siz bunu engellerseniz bireysel batakların gelmesine sebep olursunuz. Ya da farklı bir planları, projeleri varsa daha net ve açık konuşmaları gerekiyor. Bu nedir? Biz enflasyonu durduracağız ve insanların maaşını yoksulluk sınırının üzerine çıkaracağız diye açıkça ifade ederlerse biz de yorum şeklimizi değiştiririz. Şimdi emekliler de meydanda. Birazdan bağlantıyla o açıklamaları da ekranlara taşımaya gayret göstereceğiz. Seslerini vurgulamaya çalışıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Birazdan arkadaşlarımız canlı yine geçince ekranlara yansıyacaktır. Emekli vatandaşlarımızın talebi. Siyasetin de gündeminde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel emekli ittifakından söz etti. İYİ Parti lideri Akşener benzer bir vurgu yapınca hatta biz emekli ittifakında buluştuk CHP İYİ Parti olarak dedi Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da en son şunu hatırlıyoruz. Evet bir haksızlık yapıldı ama bütçede para yok dedi. Yani yapabileceğimiz pek bir şey görünmüyor dedi. Yaz dönemine en iyi ihtimalle belki Eylül'e belki yine yılbaşına kadar sabır testinden geçmesi hususunda böyle göndermelerde bulundu hitaben. Siyasetin bunu ele alış biçimi nasıl yorumlanmalı, nasıl kodluyorsunuz mesela? İktidar partisinin mesela getirdiği izah bu. Ana muhalefet partisi, muhalefet partisinin liderlerinin seçtiği dil bu. Vatandaş hangisini görüyor, hangisinin gerçeği yansıttığını düşünüyor? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet sana haksızlık yaptım kardeşim ama bütçede para yok demesi. Bir vatandaş da nasıl karşılık bulacak? Elbette bunun politize olmuşu var, olmamışı var. Sadece bu endekse karar vereni var. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şimdi 2,5 yıldan beri halka şu gösterildi. Maaşlara zam yapıldığı zaman insanların cebine girmeden enflasyona karşı eriyor. Bu insanlara kabul ettirildi. Vatandaş artık ben muhalefete de ufaktan bir uyarı yapmış olayım bu durumda. Vatandaş artık şu tepkiyi veriyor. Bizim maaşımıza zam yapmayın yeter ki fiyatlar yükselmesin. Yani burada Sayın Meral Akşener'in çağrısını da duydum. Özgür Bey'in çağrısını da duydum. Yani maaşlara artış talebi geldiği zaman vatandaşa ulaşamıyorsunuz. Çünkü iktidar tarafı enflasyonla maaş artışlarındaki bu durumu öyle güzel organize etti ki insanların daha cebine girmeden bu maaşın eriyebileceğini vatandaş kabul etti. Yani siz maaş artış çağrışımıyla vatandaşa ulaşamıyorsunuz. Emekli maaşını bugün 10 bin liradan en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya, asgari ücreti 17 bin liradan 35 bin liraya çıkarsanız da vatandaş diyor ki ben fiyatlar zaten 2'ye 3'e katlayacak bana bir faydası olmayacak bu işin diyor. O yüzden ben bu taraftan iktidarın daha önce yaptığı çalışmalar sonucunda vatandaşa daha iyi ulaştığını düşünüyorum. Bir şekilde mağdur edebiyatı konusunda bu konuda başarılı olduklarını hepimiz biliyoruz. Şu an bütçede para yok diyerek bu işin içinde sıyrılmaları vatandaş tarafında daha çok sanki yer buluyor gibi gözüküyor.
bir şekilde enflasyona vurgu yapılması gerekiyor. Bir şekilde benim biraz önce cümlem içerisinde dedim ki 67 tane evi olan insanlar incelemeye Tabii. alınsın dedim. Burada siz yüksek gelir sahibi olan, bu geliri nerede elde ettiğini açıklayamayan ya da açıklasa dahi bunun vergisini ödemeyen, servet vergisi şeklinde çevirmediğiniz her tür kazançta siz eninde sonunda vatandaşı mağdur etmeye devam edeceksiniz. Vatandaş ne yazık ki acı bir durum ama bu durumu kabullenmiş bir durumda. Maaş artışı değil, fiyatların artışını engelleyin diyor. Çağrılar bu yerde kiralar artmasın diyor. Markette ekmeğin fiyatı, meyvenin, sebzenin fiyatı artmasın diyor. Enflasyon engellensin artık diyor. Bununla ilgili yöntemlerin ortaya konulması gerekiyor. Ben muhalefetin acilen servet vergisiyle ilgili çağrıda bulunmasını tavsiye ediyorum. Bu şekilde dar gelirli vatandaşın oylarını alma potansiyelleri daha da yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum Can Bey. Birleşik